suda doğum kelimesi hem doğum öncesinde suyun bir şekilde kullanılması anlamına geliyor. İster duşa girmek, ister su dolu bir havuza girmek şeklinde. Hem de suyun içerisinde bebeğin doğması anlamına geliyor. Bunu birbirinden ayırmak için biz suda doğum ve suya doğum kelimelerini kullanmak istedik. Suda doğumu, doğum öncesinde suyun kullanımı, suya doğumu ise bebeğin suyun içerisinde doğumunu kastetmek için kullandık. Suda doğumda biz anneleri doğru zaman geldiğinde ılık bir suyun içerisine sokuyoruz. Göğüslerinin üzerine kadar ki veya göğüs hizasına kadar. Bunun belli bir derecesi var ve içeride anne içeriye girdikten sonra zaten çok ciddi bir rahatlama hissediyor. Nasıl hepimiz böyle gergin bir günden sonra bir duş aldığımızda nasıl rahatlıyoruz? Hem psikolojikman rahatlıyoruz hem de fiziksel olarak rahatlıyoruz. Kaslarımız gevşiyor, ağrılarımız azalıyor. Aynı şey suya giren bir gebede anında olabiliyor. Ve bu sadece psikolojik rahatlama değil, o kadar güzel bir gevşeme sağlıyor ki doğum bir anda hızlanıyor ve çok daha güzel ilerliyor. Ve o ilerlemeyi bu kadar sene doğumla uğraşmış hekimler olarak o kadar güzel gözlemliyoruz ki bizi de şaşırtıyor aslına bakarsanız. Su doğum biz sonuçta ağrı giderici etkisiyle ve gevşeme amaçlı kullanıyoruz. Bu suda doğum. Suya doğum ise daha farklı bazı yöntemlerin veya tedbirlerin uygulanması gereken bir sistem. Kendine özgü bir bilgi birikimi gerektiriyor. Belli daha farklı tecrübeler gerektiriyor. Suya doğum konusunda dünyada yani suyun içerisinde bebeğin doğum konusunda şu ana kadar çok farklı görüşler söz konusu. Bir kısmı suya doğumun çok fazla faydası olmadığını söylüyorlar veya bir kısmı da zararlı olduğu konusunda da görüşler var. Ama şu anda gelinen noktada bu kadar bilgi birikiminden sonra dünyadaki, Avrupa'daki, Amerika'daki, Uzak Doğu'daki kadın doğumla ilgilenen ebelerin içinde olduğu birçok organizasyonun geldiği ortak nokta suya doğumun karadaki doğumlardan daha fazla risk içermediği. Yani o suda doğum kısmını çok güzel yaşamış bir annenin tam doğum anında suyun içerisinde doğum yapmaması için hiçbir sebep yok. Yani o anda dışarıya suyun dışına alıp kara doğum yaptırmak için hiçbir sebep bulunmuyor. Yeter ki belli tıbbi şartlar sağlanmış olsun ve hem annenin hem de bebeğin kontrolleri doğru bir şekilde yapılmış olsun.